Teknoseyir'e hoş geldiniz. Yine Umut'la beraberiz ama tahmin ettiğiniz gibi telefon incelemesi ya da herhangi bir önerisi yok. Bugün bambaşka bir şey yapacağız Umut'la ve size monitör önereceğiz. İlk defa Evet, yapıyoruz monitör Umut'la. önereceğiz. Evet, çünkü şöyle bir şey oldu. Bir gariplik var. Piyasada acayip miktarda monitörün böyle kampanyası oluyor ve yani iyi kampanyalar var, iyi monitörler var. Millet de bize soruyor. Şimdi onu tek tek cevaplamak yerine dedik ki böyle bir şey yapalım bari. Bir hani toparladık birkaç monitörü. Bazı kriterler var tabii, onu birazdan konuşacağız. Ve dedik ki bu böyle bir toplu cevap vermiş olalım. Şimdi öncelikle tabii ki bütün monitörleri saymayacağız ama bir şeye göre bir takım kıstaslar belirlemek gerekiyordu. Neler belirledik? Ondan başlayalım. Öncelikle fiyat konusunda çok uçmayacağız dedik. 3500 lira altı monitörlere baktık. Tamam. Ve ikinci kıstasımız da şuydu. Oyun odaklı bir kullanım esasında olacak. Ama diğer işleri de yapabilecek düzeyde olacaklar. Evet, oyun öncelikli ama başka işlerde de kullanılabilir. Bu, ben buradan şunu anlıyorum. Demek ki TN panel önermiyoruz. Yok, diyen panel yok. Ya TN panelin özelliği zaten ucuz olsun diye yapılmış bir monitör, bir panel. Amacı monitörü ucuzlatmak. Ama bunu yaparken oyuncuların tamam ihtiyaçlarını karşılıyor. İşte 1 milisaniye oluyor, 144 Hz oluyor falan filan ama renklerden çok fazla taviz veriyor. Açılardan taviz veriyor. Dolayısıyla onu oyun dışı uygulamalarda tavsiye edemez hale geliyoruz. Şimdi şöyle bir durum var. Oyun için ayrı monitörüm var, iş için ayrı monitörüm var. Bu senaryoda o zaman oyun için TN panel alın diyebilirim ama bütün işlerimi ben monitörden, hepsini aynı monitörden yapacağım diyorsanız o zaman işte monitörde maalesef çıtayı biraz yükseltmeniz lazım. İyi tarafı şu, bir monitör birkaç yıl sizi götürür. Eğer biraz ihtiyaç üzeri alabilirseniz hem de. O yüzden diğer parçalarınıza benzemez. Uzun süreli bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Evet, şimdi TN paneli eledik. Boyut olarak orada bir eleme yaptık mı? 24 inç şu an elenmiş gözüküyor. 24'ü elememizin sebebi aslında fiyat avantajlarının pek olmaması. Evet, bazı arkadaşlar küçük monitörde oyuna daha fazla odaklandıklarını ve oyun alanına daha iyi hakimiyet kurduklarını söylüyorlar. O konuda hak verebilirim. Ama bugün iyi bir 24 inç, yani bizim ihtiyaçlarımızı düzgün bir şekilde karşılayacak 24 inç almaya kalktığımızda 1500 lira üstü fiyatlar görüyoruz. 1500 lira üstü fiyatlara da 27 inç benzer ayarlarda monitörler bulabiliyoruz. Bence de haklısın. Bu arada tabii oyun için 24 inci özellikle tercih edenleri ayrı yere koyuyoruz. Genel kullanım için Evet, ayrı onu 24'ün belirttik. küçük olduğunu söyleyebiliriz. Yani şöyle hepsini kullandık sonuçta. Biraz şöyle arkaya yaslanayım, monitörden uzaklaşayım, bir filmimi izleyeyim dediğin zaman 24 çok küçük. O 24 inç maalesef size hep ekranın tam dibinde oturmanızı gerektirecek bir boyut. Oyunlarda belki sorun değil, kaptırıp gidiyorsunuz ama işte birazcık okuyayım, bir şeyler okuyayım, izleyeyim dediğiniz zaman o zaman küçük geliyor. 27 inç bence tam böyle ideal boyut. 32 de tavsiye edeceğiz. İki modelde 32 de var ama şu anda tatlı yer 27 inç gibi gözüküyor. Evet. Evet, buradaki modellerden başlayalım istiyorsan. Başlayalım. İlk olarak 27 inç Full HD'lerden başlayacağız. Ama burada bazı gene hassasiyeti olan arkadaşlara değinmek lazım. 27 inçli Full HD görüntüden, çözünürlükten rahatsız olanlar olabiliyor. Yakından bakıldığı için o piksel durumu bazı kişileri rahatsız edebiliyor. Ama burada da kıstaslarımızdan biri oyun odağı demiştik. Full HD bugün oyun oynamak isteyenler için ideal çözünürlüklerden biri. Ve özellikle çok yüksek sistemleriniz yoksa da düşük bir çözünürlük burada avantaj da sağlıyor aslında. Doğru. O yüzden Full HD ile başlıyoruz denebilir. Tabii ki bu bahsedeceğimiz iki monitörde Full HD 27'den tam 2000 lira sınırında olacak monitörler. Hatta indirim dönemlerinde 2000 liranın aşağısına da düştükleri oluyor bu iki modelin. Aa, bak onu iyi söyledin. Şimdi biz normalde tabii ki burada fiyat söylüyoruz telefon incelemelerinde falan önerilerinde ama şimdi bu monitörler habire kampanyaya giriyorlar. Bizim fiyat söylememiz imkansız hale geldi. O yüzden biz dedik ki 3500 TL altı. Şimdi tabii ki biz bu videoyu çekerken bu ürünlerin bir fiyatı vardı ama bunlar sürekli değişiyor. Kampanya kovalarsanız hep kârda oluyorsunuz. İşin açıkçası bu. O Doğru. yüzden biz fiyatları nokta atışı söylemeyeceğiz. Şudur budur diye ama işte civarı şeklinde söyleyeceğiz. Siz artık onları modellere not alır peşine düşersiniz. Bu arada 27 inç 1080p olayını da şöyle söyleyeyim.
yakından bakarsanız monitöre bir 27-24 inçe kullanırmış gibi, hani o kadar dibine girerseniz pikselleri görürsünüz. Bu konu çok net. Ama uzaklaştıkça o pikseller gözükmüyor. Dolayısıyla 27 inçte de çok böyle kafanızı monitöre gömmeyeceğiniz için onun tatlı ayarını bulabilirsiniz. Yani o kadar da korkmayın. 27.080 uyumsuz gibi düşünmeyin. Hep mesafe. Hep mesafe. O mesafeyi, ideal mesafeyi sağladığınız zaman gözükmüyor. Ama yakına gelirseniz evet gözüküyor. Evet. LG Ultra Gear 27GL650F-B. Öncelikle isimler için kusura bakmayın. Monitör isimleri berbat. Böyle. Bu monitör o şimdi aynen... Evet, bu şekilde böyle aratırlarsa daha sağlıklı olur. Biz hani onu tekrar belirtelim. Çünkü işte böyle tiresi değişiyor. C oluyor, A oluyor, B oluyor. İsimleri değişiyor. Model değişiyor. Biz tamamen bu monitörlerden bahsediyoruz. Evet. Hı-hı. Öncelikle zaten 27 kategorisinde olduğunu söylemiştik. Panel olarak AVO kullanıyor. AVO Hı-hı. bugün panel üreticileri arasında iyi konumlandırabileceğimiz firmalardan biri. Zaten burada paneli düşük olan bir monitör önermemeye çalıştım. Full HD IPS bir panel. Yani açı konusunda VA'ya göre IPS'in bir avantajı oluyor. Açılara göre görüntülerdeki bozulma daha az olacaktır IPS'te. Böyle bir avantajı olduğu söylenebilir. 144Hz tazeleme hızına sahip. Bu oyun odaklı kullanım dediğimiz için herzin yüksek olması önemli. Hatta genel Windows kullanımında bile yüksek herzin etkisini bazen hissedebiliyorsunuz. Gecikme süresi 1 ms MBR denmiş. Ama bu MBR, VRB, MPRT gibi değerler günümüzde işte 1 ms'in pazarlamasını kullanabilmek için ortaya atılmış standartlar diyebiliriz. Genellikle ben griden griye GTG değerini baz almaya çalışırım. Bu monitörün GTG değeri de 5 ms. Bu işte 1 ms pazarının 5 ms GTG çıkması normal karşılanabilir. Bu arada GTG için 5 ms olması da iyi bir değer olarak kabul edilebilir gecikme açısından. Sonra 400 nit parlaklığı var. Öncelikle monitörlerde şunu söylemek lazım. Monitörde bir standart çözünürlük diyelim ekranda da 250 nittir. Bunun üstüne ne kadar çıkabilirsiniz sizin için avantaj olur. Örneğin HDR görüntülerde ya da çeşitli ışık gerektiren işlemlerde ya da güneş altına maruz kalıyorsa monitör ne kadar yüksek parlaklığı olursa görünürlüğü de o kadar artıyor. Tabii ki genelde ofis ortamında ya da kapalı bir ortamda düşünürlüğü 250 nitte yetebiliyor. Ama 400 nit olması benzer fiyatı 250 nitlerin satıldığını düşünürsek bir avantaj. Paneli gerçek 8 bit. Bu da bir avantaj sayılabilir. Çünkü 2000 lira altında biz 6 bit FRC monitörleri de yaygın bir şekilde görüyoruz. Evet. Gerçek 8 bit olması renk konusunda bir avantajı. HDR10, FreeSync ve DisplayPort 1.4 destekleri de var. Gene rakiplerinde 1.2 desteklerini görüyoruz DisplayPort'ta. Bu da bir avantaj olarak kabul edilebilir. Aynı zamanda monitörlerde maliyetlerin kolayca kısılabildiği bir nokta var. Hareket kabiliyetleri. Genellikle ucuz monitörlerde sabit ayak yapısını görürsünüz. Yani hareket kabiliyetleri bulunmaz. Ama bu monitörde eğim ayarı, yükseklik ayarı ve dönüş hareketi yapabilen pivot olarak da geçer. O hareketleri yapabiliyoruz. Ama sağa sola hareket yok bu modelde. Zaten şöyle bir durum var. Monitörün alt yani 150 tane monitör markası olsun aşağı yukarı aynı panel üreticilerinden alıyorlar panellerini. Ama ne fark ediyor? İşte kasası fark ediyor. Kiminin USB'si var, kimisinin yok. O fiyata yansıyor. Kimi hareket ediyor, kimi kazık gibi duruyor. Yine fiyata yansıyor. Bu gibi şeyleri aslında birazcık marka değiştirerek para veriyorsunuz. Evet, ikinci monitör. Acer Nitro VG2271PB ve devamı. Bir sürü şey var. Evet. Saçma sapan. O da yakın fiyatlı LG'nin modeliyle. Onda da 24 inç AVO'nun Full HD bir IPS paneli var. Panel olarak yakın monitörler. 144 Hz tazeleme var. Gene oyun kıstası koyduğumuz için önemli. 1 ms VRB var. Az önce açıklamıştım. Bu genellikle gerçek gecikme değerini yansıtmaz. Yani 1 ms gördüklerinde o monitörün 1 ms olduğunu düşünmesinler. GTG değeri de 4 ms olarak belirtilmiş. Bu arada bu GTG'lerin şöyle bir parantezini açalım. Bunlar monitörlerin standart modunda olan gecikme süreleri değil. Siz monitörün ayarlarına baktığınızda işte hızlı, daha hızlı, en hızlı mod gibi seçenekler olur. Orada gecikme de değişir aslında. Yani bir monitör aldığınızda bu ayarları kontrol etmekte fayda var. Bir de şöyle bir sorun var. Genellikle bu gecikmeyi en düşüğe alan modu aldığınızda bazen ekranda sorunlar yaşamada olabiliyor. Ona da dikkat etmeleri lazım.
400 nit parlaklığı var gene. Bu da sınıfı için parlaklığı yüksek bir model. Tabii ki HDR deneyimi yaşamak istiyorsanız 400 nit çok yeterli bir değer değil ama 250 nit monitörlere göre bir avantaj olduğu söylenir. Bu arada bu monitörde VESA Display HDR 400 sertifikası var. HDR konusunda bir sertifikası da var ayrıca. Peki LG. FreeSync'de LG'ye göre kıyaslarsan şimdi arada 300 lira fark var. 300 lirayı vermeye değecek bir şey var mı? aslında vermeye değecek bir şey yok. İkisi de çok yakın monitörler sayılır. LG'nin bu modele göre artısı hareket kabiliyetinin daha yüksek olması. Mesela bu Acer monitör sabit. Sadece tek açı destekliyor. Bir de DisplayPort 1.4 standardı var LG'de. Daha yüksek bir standart. Diğerinde yok. Ama diğerinde de şöyle bir artı var. Çok artı sayılmaz. 4 watt bir hoparlör var. Yani Geç. kendisinden ses çıkarabiliyor. Ama çok kaliteli bir ses çıkaramayacaktır. Monitörlerde genellikle ses konusu geriye atılan bir konudur. Evet, bu ikisini işte baksınlar hangisini ucuza yakalarlarsa onu alacaklar, ben onu anladım. Evet, Gigabyte M27Q çok konuşulan bir model. Şu an hani 700 lira daha fazla verdik Acer'a göre ve buraya çıktık. 2800 TL civarına satılıyor. Tabii ki bu kampanya dönemlerinde olan Tabii. fiyatı. Çünkü kampanya dışında denk gelirlerse bu fiyata görmeyecekler kendisini. Şimdi 27 inç kategorisindeyiz hala ama çözünürlük standardını QHD'ye çıkardık. O Evet. düşük çözünürlükten şikayet kısmını bir miktar egale etmiş olduk. Ama 700 Aynen. lira da fazla vermemiz gerekti. Şimdi teknik detaylarına bakalım. Gigabyte'ın buradaki en büyük avantajı kimse de bulunamayacak bir panele sahip olması. Sharp iyi bir panel üstü. Bu arada Sharp'ın bir paneli kullanılıyor bu modelde. Ama rakiplere baktığımızda LG'nin olur, AOO'nun olur. İşte çeşitli Boya gibi, Panda gibi firmaların panellerini görürüz. Sharp piyasada iyi bilinen panel üreticilerinden biridir. Ama piyasada yaygın şekilde göremezsiniz. Doğru. O yüzden panel konusunda kendini biraz ayrıştırmaya çalışıyor. Ama bu panelle ilgili şöyle bir sıkıntı var. Video öncesinde seninle de konuştuk. Hatta Twitch yayınlarında da bu modeli konuştuğumuz olmuştu. Normalde buradaki tüm bahsettiğimiz modeller RGB renk dizilimine sahip. Hatta dünyadaki monitörlerin baksak %95'inde de RGB renk dizilimini görürüz çok rahat bir şekilde. Ama bu modelde renk dizilimi BGR şekilde yapılmış. Yani tersten renk dizilimi yapılmış. Bu da bize kullanımda nasıl bir sorun yaşatıyor? Özellikle yazılarda hafif bir kullanımda silik efekti görüyorsunuz. Bu da özellikle metin bazlı işler yapıyorsanız bir miktar sizin deneyiminizi etkileyebilecek bir Yani durum. mesela i harfinin noktası gözükmüyor. Evet Çok ya da silik. böyle biraz kayık bozuk çıkıyor. Valla niye böyle bir şey yapıyorlar bilmiyorum. Hani yani bunu bozmak için yapmıyorlardır. İyi bir şeydir diye düşünerek yapıyorlardır ama bu eskiden de kullanılan bir teknoloji bu ters dizilim. Artık bu terk edilmiş. Pek görmüyoruz. Burada niye karşımıza çıktı? Gigabyte ne düşünüyordu bilmiyorum. Ben bunu hani direkt eksihanesine yazarım. Halbuki çok da güzel monitör yani. Kendi savlarına göre pikseller arasındaki mesafeyi azaltıyormuş bu dizilim ve renk doygunluğunu arttırmaya işe yarıyormuş ama günlük kullanımda ne kadar etkisi olur bilemem. Çünkü yazıyı okumamızı direkt etkileyen bir konu. Yani kullanım Evet. tecrübesini Ya etkiledi. monitörde de yazı okuyabilelim yani bu kadar da düşürmeyelim standardımızı. O yüzden ben katılmıyorum Gigabyte'a bu konuda. IPS türünde bir panel, bu Sharp'ın paneli. Bu modelle ilgili şöyle bir dikkat çekmemiz gereken bir nokta daha var. Arka aydınlatması edge tipinde. Edge aydınlatma nedir? Normalde direct led denen bir aydınlatma türü daha vardı. Bu direkt panelin arkasından doğrudan verilir. Edge'de ise bir köşeden panel aydınlatılmaya çalışılır. Yani doğrudan bir ışık kaynağı yoktur. Eğer edge led'i düzgün yapamazsanız köşelerde ya da monitöre ışığı düzgün yayamadığınızda hafif karartılar, parlaklık konusunda bozulmalar yaşayabilirsiniz. O yüzden dikkat edilmesi gereken bir konu. Ama bu edge aydınlatmayı düzgün yaparsanız da kullanımda bir sorun olmaz. Sadece düzgün işlenmesi gereken bir konudur. Ben bu Gigabyte monitörü bir arkadaşım vasıtasıyla kullanma şansı yakaladım. Edge aydınlatma konusunda bir problemi yok gibi görünüyor ama az önce bahsettiğimiz yazıların biraz silik olması problemi hissedilir düzeyde var. Özellikle yazılara dikkat ediyorsanız. 350 nit Yani parlaklığı var. onu aşabiliyorsun 350 aslında. Yani işte evet. clear type'la falan ama yani uğraşman lazım. Niye uğraşalım? Hani başka markalarda uğraşmıyorsun. Bunda niye uğraşalım? O yüzden ben hoşlanmadım o işte. 350 nit parlaklığı var ama belirtilene göre 400 nite kadar da çıkabiliyormuş. HDR 400 sertifikası da var ama burada
gene parlaklık konusunda yapılan noktalardan biri. İşte sürekli parlaklığı genelde daha düşük olur. Mesela 400 nit diye satılan monitörler genellikle 300 nit küsür civarlarında gezer. Bazı noktalarda 400 görebildiği için böyle sertifikalar alabilir. Burada gecikme süresine baktığımızda 0.5 MPRT değerini görüyoruz. Bu MPRT'ler gerçek değerini yansıtmıyor demiştik. GTG olarak bu panel 3 milisaniye civarlarında, bu da sınıfı için gerçekten düşük bir gecikme süresine işaret ediyor. 170 Hz'de ekran tazeleme oranı var. Bu monitörün yazılar okumuyor dedik ama değişik bir noktası da var. Renk doğruluğu çok yüksek bir panel. DCI-P3 renk gamutunu %92 oranında kapsıyor. sRGB'de %140 oranında karşılıyor. Özellikle renk işleriyle uğraşıyorsanız, işte video editleme, fotoğraf gibi konularda bir miktar size yardımcı olabilir ama yazı, işte o yazı konusu bu olayı yapmamızda bu monitörde engel olabilir. Ayrıca ayrışan bir noktası USB Type-C ve Type-A portları yer alıyor. Kutu içeriğinden DisplayPort kablo da çıkıyor. Bu detayı da belirtelim. Çünkü ekonomik monitörlerde şöyle bir olaydan kaçınıyorlar. Kablo takımını, yani işte atıyorum HDMI destekliyse ve DisplayPort destekliyse birini veriyorlar. Ya HDMI ya DisplayPort. İkisinden biri olmuyor. Eğer birini kullanmak isterseniz ayrıyeten almanız gerekiyor gibi konular oluyor. Ama bu modelde kutu içeriğinden çıkıyor. Ayrıca kampanya dönemlerinde yanında bir klavye mouse da hediye ettikleri oluyor, çok üst düzey bir şey olmasa da. Evet, valla güzel monitör. Dediğim gibi o RGB dizili bir dışında çok kampanya bulunursa tabii. BGR. Evet, BGR dizilimi dışında bir kusuru pek yok. Kampanyada uygun yok. Fiyata düşürülürse. Yoksa bizim söylediğimiz fiyatlardan daha yüksek aslında satış fiyatı. Evet. Evet, Acer Nitro VG 272 UP. Bu da 3000 civarı. Tekrar söylüyorum, civarı. Bu monitörün güzel yanı aslında hiçbir zaman fiyatı değişmiyor. Piyasaya ilk çıktığı günden beri aynı fiyat. Hatta sürekli sabit fiyat olmasıyla da bizim ilgimizi çeken bir monitör kendisi. Canlı yayınlarda da hep denk geliriz bu modele, çünkü monitör sorarlar. Hep bu fiyatadır, hiç değişmiyor. O yüzden tutarlı bir model olmasıyla buraya girmeyi hak ediyor. QHD gene. LG IPS bir panel kullanıyor. 144 Hz tazeleme. 1 ms VRB gecikmesi var. Ama gerçek gecikme değerine çok net bir şekilde ulaşamadım. Ancak okuduğum incelemelerde 6 ya da 5 ms civarlarında gezdiğini okudum. FRC 10 bit. Bu arada yukarıda bahsettiğimiz gigabyte 8 bitti. Ama şöyle bir sorunu var. Onu da söyleyelim. DisplayPort 1.2 standardını kullanıyor. Eğer bu standartta FRC şekilde 10 bit açmak isterseniz herzinden biraz düşürmeniz gerekiyor. Herzini düşürerek gigabyte'da da FRC şekilde 10 bit kullanabiliyorsunuz. Onu hatırlatmış olayım. Burada direkt FRC 10 bit olarak kullanabiliyorsunuz bu monitörü. 400 nit parlaklığı var. Sınıfı için parlaklığı düzgün. HDR400 sertifikası da bulunuyor. 4 watt dahili hoparlörü var ve FreeSync desteği de var. Bu arada bahsettiğimiz tüm modellerde FreeSync desteği var. Bazı modelde de G-Sync Compatible diye geçen, içerisinde donanım olmayan ama G-Sync desteği sunan diye geçen modeller de olacak. Onu da söylemiş olayım. Evet, o G-Sync mevzusu şu anda benim test ettiğim monitörlerde Nvidia'nın resmi G-Sync'i olmasa bile sürücüden açıyorsunuz ve genelde sorun çıkmıyor. Şu anda son gelen, yani son 2 senedir gelen monitörlerde ben hiç sorun yaşamadım. Özellikle G-Sync kartı destekleyen monitörlerin sayısı zaten çok azdı. Artık herhalde iyice azalacak ama sertifikası, işte Nvidia sertifika da atıyor. Onlar artacak, artıyor. Çok kafayı takmıyoruz artık eskisi gibi. Çünkü AMD kartınız, AMD'deki FreeSync biliyorsunuz, o zaten yayılmıştı. Nvidia'da sorun vardı. Nvidia'da da artık sorun çözüldü. Sürücüyle hallediyorlar. Monitörler adapte oldu. Çok kafaya takmayın derim. Evet. Diğeri. Dell. S2721DGF. Evet. Bu arada bu bahsettiğimiz 4 QHD monitör de aynı fiyatlara bulunuyor neredeyse. O yüzden hangi özelliği ağır basıyorsa sizin için onu tercih etmeniz daha mantıklı olur. Bu monitörde nano IPS bir panel var LG'nin. Diğerlerine göre panel sınıfı olarak daha yeni ve güncel bir panel kullanılıyor. Bu panelde renk doğruluğu özellikle çok yüksek. Yeni bir nesil bir panel kendisi. 165 Hz tazeleme oranına sahip. 1 ms GTG gecikme değerine sahip ama burada gene şöyle bir mod var. Özellikle bunu Dell'in kendisi de belirtmiş. Bunu
ekstrem modu alırsanız bir MSKTG şeklinde çalışıyor. Ama Dell diyor ki bu modu alırsanız bazı kararlılık problemleri yaşayabilirsiniz. O yüzden 3MS olan daha düşük hızlı modu almanızı tavsiye ediyorlar. Böyle bir satır arası konusu var. Tamam. FRC 10 bit, 400 nit parlaklığı var. Gene sınıfı için iyi değerler bunlar. VESA Display HDR 400 sertifikası da bulunuyor. Renk doğruluğu düzgün modellerden biri. DCI-P3'ün neredeyse tamamını kapsıyor. %98. sRGB'yi de %144 şeklinde karşılıyor. Bu monitörün şöyle bir problemi var ama. Aslında problem değil. Düzgün yapılmazsa probleme dönüşebilen bir konusu. Edge LED arka aydınlatma var bu modelde de Gigabyte'da olduğu gibi. Bu modelin net birebir gözlemleme şansım yok. Ama incelemelerinde okuduğum kadarıyla siyah dağılımı pek düzgün yapılmamış. Bazı noktalarda siyahın bozulduğu gözlemlenmiş. O yüzden bu aydınlatma türüne bu modelde dikkat etsinler. DisplayPort 1.4 SD var. USB 3.0 portları bulunuyor. FreeSync ve aynı zamanda G-Sync compatible bir monitör. G-Sync uyumlu sertifikası da bulunuyor ama donanım bazında bir G-Sync modülü yok. Aynı zamanda hareket kabiliyeti olarak tam fonksiyonlu diyebiliriz. Eğim ayarı var, yükseklik var, dönüş dediğimiz pivot ayarı var ve sağa sola hareket var. Bugün bu hareket kabiliyeti bulunan bu fiyat bandında çok monitör yok. Çünkü bu ayağı sonradan kendiniz de alabilirsiniz bu hareket kabiliyetini yapabileceğiniz ayağı ama iyi bir monitör ayağı almak gerçekten pahalı oluyor. Bu kendi içinde bunları halledebiliyor olmasıyla öne çıkıyor ve renk doğruluğu gibi konularda da kendini ayrıştırıyor oyun odaklı bir kullanıma hazırlanmış olsa da. Evet. Peki. LG 27GL83A-B. Evet, o da bu fiyatlara 3000 dolaylarına satılan bir monitör. LG'nin IPS QHD bir paneli var. 144Hz tazeleme. 1MS GTG gecikme. Bu model için gecikme değeri burada bahsettiğimiz modeller arasında en düşük ve kararlı diyebiliriz. Düşük gecikme değerlerine baktığımda bu modeller arasında en iyi değerleri bu model sunuyordu. FRC 10 bit, 350 nit bir parlaklığı var. HDR10 sertifikası var diğerleri gibi. VESA Display HDR400 sertifikası bulunmuyor. Bu modelin güzel bir noktası parlama önleyici katmanının çok yüksek düzeyde kullanılması. Bugün %44 maksimum değeri görüyoruz. %44 demek de neredeyse sıfır yansıma gibi bir şey. Ama bu modelde %25 koruyucu katman kullanılmış parlama önleyici açısından. Bu da iyi bir değer kabul edilebilir. Yani yansımanın, parlamanın az olacağı bir panele sahip diyebiliriz. DisplayPort 1.4 standardında ve bu da G-Sync compatible monitörlerden biri. Eğim, yükseklik ve pivot ayarı var. Sağ sol ayarı da yok. Hareket kabiliyetinde yetenekli bir monitör gene sağ sol olması da. Evet, şimdi 32'ye geçeceğiz. Bu sefer iki tane modelimiz olacak. Lenovo G32QC10 ile başlayalım. Evet, 32'deyiz. 32'de QHD'nin altında bir çözünürlükte gitmiyoruz. Çünkü şöyle bir durum var. 27'de hadi tolere edilebiliyor dedik ama 32'ye çıktığımızda Full HD gerçekten sırıtmaya evet. başlıyor. O yüzden en az QHD olacak şekilde yaptık bunları. Bu modelin aslında net bir şekilde tavsiye olduğunu söyleyemeyiz. Şu an bir kara kutu aslında bu model. Ama 2000 liraya satılıyor. Bu arada şöyle bir detay da paylaşalım. 32 inç benzer ayarlarda monitörler 27 inç muadillerinden daha ucuza satılmaya başlamış. Ve piyasada çeşitli böyle başka modeller de var. Biz iki tane yazmış olsak da. Bu ilginç bir nokta olarak dikkat çekilebilir. Hatta 27 ile ilgili bir kastınız yoksa daha büyük olsun istiyorsanız 32 olan modellere yönelmek sizin açınızdan iyi olabilir. Çünkü daha büyük paneli daha ucuz alma şansınız oluyor. QHD veya bir panel var ama panelin üreticisini bulamadım. Ama yakın zamanda Adem abi bu monitörden satın aldı. Yakında incelemesini yapar diye düşünüyorum. O zaman panel ve diğer detaylarını daha net şekilde öğrenebiliriz. 144 Hz ekran yenileme oranına sahip 1MS MPRT ama ben bunun tek tük incelemesini bulabildim. Bu arada bulması zor bir model internette de. 14MS GTG değerine sahip olduğunu gördük. Gecikmesi yüksek sayılabilecek bir model. Bu ekonomik olması gecikme değerine etki etmiş diyebiliriz ama pazarlarken 1MS MPRT diye pazarlanıyor. O yüzden bu MPRT ve benzeri değerlere dikkat edin. Yani 1MS her şeyi her 1MS 1MS olmuyor o yüzden. 350 nit parlaklığı var. 8 bit
renk destekli FRC 10 bit yok ama muhtemelen yazılımla terzini düşürdüğünüzde size bu desteği de sunar hale gelebilir. Ama bunu net doğrulamak lazım. Diğerlerinde emindim ama bunda sadece çıkarımda bulundum. FreeSync desteği de bulunuyor ama G-Sync compatible yok az önce bahsettiğimiz dışında. Bu biraz kara kutu ama 2000 liralık fiyatıyla da temel sunduğu özelliklerle çok cazip duran da bir model. Evet, LG'ye geçelim. 32GN600-B var. Burada şöyle bir şey söyleyebilirim. Lenovo'ya içim çok sinmiyor çünkü detaylarına çok hakim değiliz ama LG'nin bu modelini en ince detayına kadar hakimiz. Hatta şöyle bir de tavsiye yapayım. Bu monitörü TFT Central yakın zamanda inceledi. Eğer böyle panellere ya da monitörlere ya da ekran teknolojilerine ilgi duyuyorsanız incelemeleri gayet doyurucu bir platformdur. Orada bu modelin incelemesini, detaylı incelemesine ulaşabilirler. 32 inç kategorisinde AUO'nun bir VA panelini kullanıyor. 165 Hz ekran tazeleme oranına sahip. 1 ms MBR ama griden griye diğeri 5 ms. 8 bit ama herzini düşürmeden de çünkü DisplayPort 1 desteği var. 10 bite çıkarılabiliyor yazılımla ama panel varsayın olarak 8 bit 350 nit parlaklık sunuyor. HDR10 desteği var ve FreeSync Premium'da uyumlu. Şu anda hatta günümüz itibariyle şu an 2490 TL'ye satışlı. Tabii biz bu videoyu çektiğimiz tarihte. Sonra fiyatları değişebilir. Ona bir şey diyemem. Bu kıstaslar içerisinde fiyatına göre ve özellikle panel boyutuna göre 2500 lira dolaylarında cazip bir model aslında bu. Evet. Bütün modeller bunlar. Tabii ki tekrar hatırlatıyoruz. En başta söylediğimiz kriterlere göre eledik. 24 inçe bulaşmadık. TN panele bulaşmadık. 3500 TL'yi aşmadık. Yoksa monitörde biliyorsunuz daha yeni Asus modeli inceledik. 6000 dolarlık. Bayağı gidiyor. Evet. Ucu bucağı yok. Bunlar yine aldığınız zaman işinizi de yapabilirsiniz. Ki bu işleri şöyle düşünün. İşte biz arada bir dedik ki işte sRGB'nin yüzde şu kadarı falan. Burada eğer ki işiniz internetse sRGB'nin %100'ünü karşılayan monitörlerle çalışabilirsiniz. Yine arada Umut'un lafını geçirdiği siyah dağılımı. Bunu garanti edilebilecek bir şey değil maalesef. Çünkü biz hep incelemelerde de söylüyoruz. Biz sadece elimizdeki örneğin nasıl olduğunu test ederiz. Sizin alacağınızda farklı bir ışık dağılımı olabilir. Farklı panel de çıkabilir bu arada. Ölü piksel çıkabilir. Evet, panel de çıkabilir. Yani bu arada yine bu de model ve marka fark etmeksizin olan bir durum. Yani tabii, ne alırlarsa aslında bu durumlar başlarına gelebiliyor. Ürünün ölü pikselde evet, o yüzden ne yapıyorsunuz? Firmaya soruyorsunuz. Ölü piksel çıkarsa ne oluyor falan diye. Onlar da size söylüyorlar. Ona göre belki davranacaksınız siz de. Aslında ölü pikseller kabul edilmiyor. Yani ölü piksellerin değişmesi lazım. Onu da söyleyeyim. Yani bu konuda hakkınızı ararsanız siz galip çıkarsınız. O yüzden ölü piksel garantisi yine de az sorun yaşayamak için önceden bir konuşmakta fayda var. Onun haricinde HDR meselesi. Bunlarda yalancı HDR var. Onu baştan söyleyeyim. Evet. HDR 300, 400, 500 gördüğünüz zaman onda yalancı HDR olduğunu bilin. HDR işi 1000 nitten başlar ama gerçek 1000 nitten bahsediyoruz. Yani sürekli 1000 nit verebilen bir monitör de artık HDR konuşabiliyoruz. Gerçekten gözünüzü kamaştırıyor. Biz bunları test ettiğimizde birebir yaşıyoruz. Bunlarda öyle şeyler yok. Hatta bunlarda o HDR işte 400, 600 değerleri bile sabit olmuyor da işte anlık olabiliyor. Dolayısıyla bunlar yalancı HDR. Ona hatta, göre alın. Hani... bunu tabii lafını kesiyorum. Bu modellerde şöyle bir durum var. HDR'yi açtığınızda görüntü daha kötü hale geliyor. Genellikle kapalı kullanıyorlar. Genelde kapatıyoruz. Aynen bu şekilde Umut'un dediği evet. gibi oluyor. Bunların haricinde çok fazla hani, dikkat edeceğiniz fazla da bir şey yok. Gerisi panelin işte kaç hertz olacağı, kaç milisaniye olduğu. Yine Umut'un söylediği gibi dikkatli olun. O rakamlar her zaman gray to gray olmuyor. Onlara dikkat etmeniz lazım. Bunları da şöyle özetleyelim. 27 inç monitör alacaksınız. Bugün hani standart bir oyuncu monitöründe 144 Hz hepinize yeterli. 1 milisaniyeden 5 milisaniye gri olan GTG değeri yeter. Onun dışında giriş çıkış port anlamında o size kalmış. Hani USB'siz istemiyorum dediğiniz zaman ona özellikle bakın. Çünkü bazen fiyat kırmak için USB port koymuyorlar. 2.0 koyuyorlar, 3.0 koymuyorlar. Ona bakın. Şeye kesinlikle bakıyorsunuz. Bir ayak mayak koyacaksınız hani daha sonradan. VESA desteğinin olması lazım. Özellikle curved olanlarda olmuyor. Hani yarın öbür gün yani başka belki de ben düz monitör istemiyorum diyeceksiniz. İşte ama curved alacaksınız. Bir bakıyorsunuz asılmıyormuş. Ayak desteği yok. Onlarda daha çok oluyor bu sorun. Ayak demişken ergonomi çok önemli. Olabilir. Şöyle
Ben işte günümün 10 saati bilgisayar başındayım. Sırf oyun için demiyorum, çalışırken de. Monitörü kendinize göre ayarlamanız önemli. İşte koltuğunuz önemli. Dolayısıyla ergonomik bir monitör alırsanız kendinize göre çok rahat ayarlarsınız. Dik çalışmak önemli pivot özelliği. Kim için? Çok yazı okuyanlar için. Eğer işiniz yazılımlaysa ya da bir şeyler okumak üzerineyse kesinlikle dik konuma getirmenin avantajını görürsünüz. Ha bunlar böyle bir şey yapmıyorsanız, özellikle ihtiyacınız yoksa, yani kütük gibi duran bir monitörle de zaten çalışırsınız. O ayrı konu. Bunlar aslında birazcık farklılıkları yaratıyor. Tabii ki fiyat, o da önemli, ama biz gördük ki fiyatlar aşağı yukarı birbirlerine çok yakın. Orada da kampanya kovalamanızda büyük fayda var. Çünkü bunlar bir yerde başlıyor, bir yerde bitiyor, bir yerde başlıyor. Hep böyle dolaşır bunların kampanyaları. Bir yerde yakalarsınız diye düşünüyorum. Şu anda monitör fiyatları sundukları özelliklere göre eskiye kıyasla makul seviyelere geldiler. Yani orada yine teknoloji ilerlediği için böyle oldu. Fiyatlar her ne kadar işte dolar bazında artmış olsa da, yani TL'nin değer kaybı nedeniyle artmış olsa da, teknoloji ilerleyip bize normalde eskiden çok daha pahalıya aldığımız teknolojileri daha aşağı alma fırsatı verdiler. Hatta biz belki de bundan işte birkaç ay sonra, belki işte 2022'de 4K'ları konuşacağız. Diyeceğiz ki ya artık 27'yi de bırakın. O ya 32 alın ya 4 işte 32 4K alın diyeceğiz. 27'de 4K çok şey olmaz. Çok uyumlu değil. 32'ye daha çok yakışıyor. Çünkü bu işin bir de şöyle bir alanı var. Bir kısmı var. Biz hiç bahsetmedik şimdi. Çözünürlüğün masa üstünde size çalışma alanı olarak geri dönmesi gibi bir durum söz konusu. Ölçek Eğer ki değişiyor. aynen, eğer ki birden fazla pencereyle çalışıyorsanız, ben şu anda da size zaten 4K'yı tavsiye ederim. Örneğin ben şu anda işte yayın yaparken OBS'de 4K monitör kullanıyorum. Çünkü 4 pencereyi aynı anda görmem lazım. Üst üste binmemeleri lazım. Direkt 4K aldım. Orada şeye bile bakmıyorum zaten. 144 Hz mi şu bu, öyle hiçbir şey önemli değil. 60 Hz versin yeter. Yeter ki bana çalışma alanı versin. Doğru renk versin peşindeyim. 4K şu anda da tercih edilebilecek bir durumda ve onların da fiyatları ucuzlamış durumda. Onu da söyleyeyim. Yani Ama 32, oyun odaklı kullanımda hala bir maliyet evet. açısından sıkıntıları var. O oyun odaklı kullanım derseniz 4K şu anda hala ekran kartları için çok yüksek bir yük bindiriyor. Orada işte DLSS gibi, AMD'nin FSR gibi teknolojilerle biz yalandan çıkmaya çalışıyoruz oraya birazcık. Ama her oyunda yok şu anda. Dolayısıyla bunu da içerik üreticileri için söylüyorum. 32 inç 4K'da da fırsatlar oluyor. Onların da fiyatları eskisine oranla çok daha alınabilir düzeye geldiler. Ama oyun için şu anda 1080p ve 2K odak noktamız. Çünkü ekran kartları da süper pahalı durumda. Maalesef daha ekran kartları, şu an alınabilir ekran kartlarıyla bu çözünürlüklerde takılabiliyoruz. Orada da şunu asla unutmayın. Çözünürlüğe çıktınız ama çözünürlüğün desteklediği tazeleme oranını da çıkmanız oyun keyfi açısından önemli. Yani 2K 144 aldıysanız onu 60'ta kullandığınız zaman aslında monitörün de bir kısmı ziyan oldu. Ya da onun işte o size akıcılık sunma avantajını kullanamamış olursunuz. Bütün sistem denge üzerine kurulu. Ona göre alacaksınız artık, seçimlerinizi yapacaksınız. Evet, böyle bir monitör rehberi gibi bir şey yapmış olduk. Bu böyle her ay aylık gelmez, onu söyleyeyim. O yüzden gerçi telefonlarda olduğu kadar da çok sirkülasyon olmuyor. Genelde modeller Olmuyor. uzun süre kalıyor. Dolayısıyla idare eder. Sonra eğer hoşunuza gittiyse yine yenileriz. Merak ettiğiniz modeller olursa yorumlara yazarsınız. Onlara da bakarız. Böyle zaten Hatta Tekno şöyle bir Seyir'e... detay vereyim. söyle. Burada bahsettiğimiz bazı modeller 2019 çıkışlı. Al Yani 2 işte. yıllık model de var burada. Evet. Monitör piyasası biraz daha stabil gidiyor. Fiyatları çok oynak ama. Onu işte birazcık değiştiriyor işleri. Dediğim gibi eğer özellikle merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazarsınız. Eğer beğendiyseniz içeriği, kanalı takip etmeyi unutmayın. Çana tıklamayı unutmayın ki içeriklerden haberiniz olsun. Daha da çok beğendiyseniz katıldan bize destek olabilirsiniz. Evet Umut, sana teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.